takımın savaşına girilmesi ve çıkması biraz sıkıntılı. Yoni'nin erken öne geçmesi çok önemli. Bir de maçta oyuncu şampiyona ne kadar mesafe kat ettiğine bakarsak herhalde Rice Silas'tan 3 kat falan fazla mesafe kat etmiş olabilir. Doğru, doğru. Yone'ye JDG bu yöne çok tehlikeli deyip yasakladı Caitlyn'den sonra. İlk defa yasaklama değiştiriyorlar. Tabii mavi tarafta iş biraz değişiyor. Mavi tarafa geçtiler. Aatrox Ümit mecburen yasaklandı. Sejuani'yi de yasakladılar. Öncelikle şampiyon kalmadı. İlginçtir T1 Graves'i yasakladı bu sefer. Graves'e başa çıkamıyorsunuz ya. Yani ormanda inanılmaz bir ivme kazanıyor çünkü. Aynen. Hani kendi ormanı çok hızlı temizlediği için bu sefer rakip ormana gidip. Bu sefer yasaklanmayan Viego'yu kafadan seçti. JDG. Namilution'la hiç ilgilenmiyorlar. T1'da Namilution'u seçip duruyor. Hı hı. Burada gene bir tanesini Nami'yi seçip diğer seçimi başka bir şey yapabilirler. Lucian'ı 3. sırada seçerler. Dert değil. Şimdi öncelikle gördükleri bir şey varsa burada. Silas mesela hala açık. Yago istediğini alamamış olabilir ama Faker isteyebilir onu. Ya da direkt Namilution'u alalım biz. Siz başınızın çaresine bakın diyecekler galiba. Yani yine bir Aphelios'luluğu göreceğiz gibi bugünün. Sıkılmadınız mı abi? Günün skripti bu galiba alt koridorda. Galiba. Yani kimse Draven'a şöyle bir göz ucuyla bakmıyor. Evet Aphelios artı. Ya belki Soraka gelebilir burada diyeceğim ama. Soraka'yı da yerler ya alt koridorda bu ikili. Yerler yerler. Bakalım. Aphelios geldi. Bir de Lulu istedikleri çok şeyi veriyor ya. Tabii. Kapris olsun, vahşi büyüme olsun. Evet, alt koridorda değişen bir şey yok. Yine ormanda bir Onur. Seydi Şampiyon bir tanesi de mi? Belki Poppy gelebilir yine. Poppy ile bence fena iş çıkarmadı. Yani az iyi bir tat bıraktı diyelim. İlk maçta ne oynamıştı Onur? Vay, Rice. Vay oynamıştı. Vay oynamıştı. Hiçbir şey yapamamıştı. Kompozisyonlar aşağı yukarı aynı. İlk 3 yani seçimi aynı yani şu anda T1'ın. JDG ilk maçtaki ilk 3 seçimi yaptı. T1 ikinci maçtaki yani 3 seçimi yaptı. Talia'yı yasakladılar bu sefer. İlk maçta çok iş yapmıştı Yago'nunla. Diğer tarafta Lee Sin gitti. Bir taraf orman, bir taraf orta koridoru yasaklamaya çalışıyor. LeBlanc yasaklarlar mı acaba? Yani yasaklamadılar ama muhtemelen açık kalacak zaten. Yani Jace, yani Zeus'un bir Jace'i vardı. Çeyrek finalde galiba 0-6 falan oynadı galiba. Ama yine de burada bir saygı yasaklaması geldi. İmza şampiyonu aynı zamanda Jace. Şimdi burada ormanı seçip üst koridoru bırakacaklar ama ormana neyi seçecekler? Yine açıkta bir Poppy var ama hani ne kadar iş yapar bilmiyorum. Vay. Bir dakika. Çek Nocturne hocam. Çekti valla. Gerçekten Nocturne geldi. Bugün her oyunda bir ekstra şampiyon var. Çok evet. Enteresan. Renekton açık kaldı bu sefer. Ama bu sefer karşı seçim yapabilecekleri için üst koridora kafaları bir tık daha rahat tabii Zeus adına. Fioral, Fioral. Ya o gösterdiği Cannon'ı almasın da bence. Ya bu yine iyi, en azından şey yapabiliyor çünkü. Hani içeri giren bir Nocturne'ı çok rahat bir şekilde kilitleyebiliyor. Aşırı hızlı düşürüyorsunuz yani zırhını falan da kırdığınız için. Ve Azir. Ve Azir. Gayet sağlam, net bir kompu var şu anda JDG'nin. Ama biraz geç devreye gidiyor işte. Yani erken oyun evet. Tamamıyla Viego ve Renekton'un sırtında şu an. Azir yalnız erken oyunda çok kötü değil ya. Çok da iyidir yani istediğiniz ama hasarı... alanı kontrol ediyor en azından. İşte yani ultiniz var sadece servis edebiliyorsun. Çok fazla bir hasar çıkmıyor diğer taraftan. Ooo Fiora mı? Fiora. Yani Nar daha tel, daha temiz. Oo. Bu gelebilir. Noel Day'i sever. Her Aral da, Alper'in de aşırı sever. Ama burası Nar gibi sanki. Hadi bakalım. Yok. Gangplank. O yarı global ultileri ve tabii Gangplank'taki global ultiyi kullanacaklar. Bu arada takım savaşlarında hakikaten yani Nami ultisiyle, GP ultisiyle uzaktan bayağı iş yapıyor. Nocturne, Ryze ve Gangplank ultiler yani Ryze ve Nocturne ultilerle gelip
alt koridora. Gangplank'ta ultiyi yollayıp alt koridorda 4.5'a 2 savaşabilirler. Yalnız yani. Böyle Nocturne ultisi aktifken hiç görülmemiş bir fıçık kombosu oradan varil kombosu yok edebilir. Yani JDG'nin en çok dikkat etmesi gereken şeyden bir tanesi bu. Gangplank tabii geç oyun içinde büyük bir garanti, sigorta. Çok, çok. Yani çünkü Nocturne geç oyunda çok etkisiz kalabiliyor. Gangplank çok büyük garanti orada. Gerçi ben sana asıl söyleyeyim olayı. Nocturne ultisi açıkken Ryze ultisi. O da olur. O da olur ama kimi göndereceksin? Hiç, şampiyonlar hiçbir gitmiyor arkaya. Hep beraber gideceksin. Basacaksın ultiye 5 kişi gideceksin diye. Ondan sonra kafana yiyeceksin 5 kişilik hazır ultisini. Görmüyorlar ki. Görmüyorlar ki. O kadar da göstermedi ya. Ya tabii bir pozisyon değişikliği yaparsın sağa sola gidersin ama hani yaparken de dikkat etmek lazım. Bakalım ama yine de dediğim gibi çok böyle kontrolden erken çıkma müsait şampiyonlar var bu yine bu var oyunda. Haziri olsun, Gangplank'i olsun. Renekton da tabii geç aşamada neler yapacak, nasıl oynanacak? 369 geçen yani geçen maç Zeus 369'un büyük üstünlük sağlamıştı. Bakalım bu sefer ne olacak? Seride 3. maça geçiyoruz. İlk maçı JDG, ikinci maçı T1 kazanmıştı ve JDG mavi tarafta bu seride ilk defa sanırım mavi evet, tarafta. Evet, ilk JDG. Defa mavi tarafta JDG. Seçim hakkı T1'daydı, ilk maçı kazandı. Kaybettiği için yine T1 aldı. Şimdi kaybettiği için JDG alıyor hakkı. Şu CW'lerinde bir ölümcül tempo girilmiş orada Onur tarafından. Ufak bir varil şakası Zeus'tan. İlk vuruşu tetikledi. Kaç altın kazandığını görmedim bu arada. 3-5 kazanmış. Şöyle bir kontrol edeyim. Ya parasında mı 24. Diyorsun? Bunlar kıymetli. Faker'ın oraya bir totem geldi. Her oyun yapıyor bunu Faker zaten. Direkt orada kanalinin o bilgisinin nereye doğru gittiğini, orman yolunu etrafa doğru çizdiğini öğrenmek istiyorlar. Yine bir birinci seviye çılgınlığı görecek miyiz bakalım alt koridorda? Yok, bu sefer Missing'de, hemen çünkü Missing'de bitkinlik var şimdi. Evet ama Missing'in canını da yine yaktı. Missing'de bitkinlik olması hiçbir önemi yok çünkü arındırla silebilirsin o zaten. Yani bir sıkıntı olmaz. Hayır. Tutuşturuyor. Hı, evet. Yani her türlü arındırla oynuyor zaten Gumayış genel olarak. Yine böyle kere ufak bir fazladan biraz bir hasar aldı. Ya bu minyon dalgası çok önemli. Evet, orada ilk 3 minyonu kimin alacağı burada koridorun kaderini değiştirecek. T1 daha erken ulaşacak. Güzel zonladılar rakiplerine. İkinci seviyeye ulaşacaklar. Ama henüz bir hasar takasına girmiyorlar. Şimdi o hasar takasını istedi T1 oyuncuları. Ama Lucian'ın W'su ıskaladı. Minyon'a isabet etti. Orada can iksirleri devreye girdi tabii. İki tane iksirini yok etti direkt. Hop. Tabii zor bir koridor. Onu da söyleyelim. Yani Namelucian'a karşı oynamak cidden çok zor. Hı hı. Hani biraz sabrınızı zorluyor, sizi yoruyor. Şu an kadar çok iyi oynadılar yalnız onu söyleyeyim ilk iki maç itibariyle. O totemi görmüyor. Gerçekten görmüyor mu ya? Yok görmüyor. Görmüyor. Kanavi. Bu tehlikeli yalnız. Bu çok tehlikeli. Zeus çünkü az canı inmeyi bekleyecek. Ben bu arada çok saçma sapan bir yere gitti. Sıçratacağı yer attı bu arada. Sersemletme. Yok sıçratacağı yer atmak istedi. Kanavi ama şimdi ama round 2. Ve yine sersemlettiler. Bu sefer Kanavi skor almayı başarıyor. Sıçrayla da uzaklaşıyor. Ama minyonların bir kısmını almayı başardı burada Zeus için. Onu söyleyelim. Evet. Orada 3-4 tane minyon kaçtı. Şimdi de buraya ışınlar atacak. Yani totalde 5-6 tane minyon, bir minyon dalgası ama kaçırdı. Ama iki ilk kanı verdin abi. Evet. Neyse ki şeyi alacak kadar parası birikmiş. Pırıltıyla döndü koridora.
Yani onu alamasaydı başı çok daha büyük beladaydı. Faker bu arada Manas'ı bu koridor dal minyonlarına itmeye yetmeyebilir diyecektim ki şey bastı. Peksimet mi? Peksimet. Bir tane daha mı geliyor? Gelir abi. Yalnız Zeus bir kere daha ölse burada musluğu açar onu söyleyeyim. Sıçrası var gerçi Zeus'un. Aa Onur da geliyor. Zeus ama bu sefer... görmediler. Bilmiyorlar kanabinin evet, olduğunu. Evet çalılı içinden çıkan bir Viego var. Zeus'un başı dertte ama Zeus'un sıçrası olduğunu hatırlatalım. Kanavi'nin sıçrası yok. Arka arkaya kullanıldı. Kanavi düşüyor. Zeus reset düşüyor. Alamadı. Ve Honor'la 369 kapışmaya devam edecekler. Ama buranın kazananı tabii ki Renekton oluyor. Yalnız T1 çok şanslı. Kanavi çok az canda kalmıştı. Son anda aldılar. Evet. Reset'i alsaydı hayatta düşüremeyeceklerdi. Ya bir de şu var. Niye buraya baskın atılıyor mesela T1 tarafından? Yani Renekton olduğu koridora bunu yapmak... Şimdi görüyoruz. Korkutma geliyor. Orada şey atıp Zeus hasar diyor. Kanavi şurada. Yani basabilse... salise kalmış ya. Reset'i alsa bir felaket olacakmış T1 için. Hala JD için çok büyük avantaj ama. 34'de 16 oldu yukarıdaki minyon sayısı. Oo, darlamaya da devam ediyor. Bir baskın daha mı? Gelir. Gerçekten gelir. Şey yok uzun bir süre Zeus'un. Hocam kampladın ya. Uzun 6. seviyeye ulaştı bu arada. Zeus varili atlatamayacak. Onur yetişmeye çalışıyor ama diğer taraftan yani. Yardıma gelen bir kanavi var tabii ki. Yine iyileştirmeyi başardı kendini. Korkutlar. Devam edecekler mi? Onur'u düşürmeyi başarıyorlar. Kanavi rakibine dönüşüyor. Alt tarafta da bir skor çıkmış bu arada. JDG alt koridoru. Guma 2'yi düşürmeyi başarmış. Faker sahneye çıkınca... Bir kişi düşecek tabii ki burada. Keria. Faker takım Keria arkadaşını ne korumaya başarıyor. Be kardeşim. Missing sıçrası korumaya yok devam edecek. Otomatik geldi. Saldırı gelecek mi? Evet Missing aradığı skoru buluyor ama Faker burada bir kill de almayı başaracak. Zeus için mükemmel oldu Zeus için ne yaptı? Burası. Gerek var mıydı buna hiç? Ne yaptınız? Sadece üstüne yürüsek zaten dışarı itecekti milyonları bile alamayacaktı burada Zeus. Ya oyun Zeus için o kadar kötü gidiyor ki yani Kanavi şu an resmen altın tepside her şeyi sunu tekrardan Zeus'a. Düştü artı kocaman da ya o minyon dalgası kalmasın diye herhalde. Öyle bir risk aldı ama. Gerçekten garip bir hamle. Ne yaptın Kanavi ya? O Zeus üstüne döndü. Buraya bir de ulti kullandı. Buradaki minyonları da kaçırmadı. Ya Kanavi sadece yürüse yetecekti ya. Bu da zaten seviye 6 olduğu gibi direkt ultiyi kullanıyor burada 169. Tabii burada imdadına o yine Onur yetişiyor. Yoksa yani şurada bir kere daha düşse direkt oyunu bitecekti. Zaten evet. Şu an çok zor durumda. 369 gitmeden aslında bayağı bir hasar bırakmaya çalışmış ki bırakmıştı. Bakalım devamında ne yapmış peki. Burada? Peki. Göremedik. Asla öğrenemeyeceğiz galiba. Devamı belli zaten. O canlı oraya evet. Girilmez bir kere. Yani seviye 6 oluyor, içeri giriyor. Ya şey gazına çok gelmiş. Korkutma efektini tetikleyeceğim diye. Ne gerek var abi? İşte devamında da 6 oluyor, ultisini kullanıp giriyor işte oraya. Ama sonuç olarak yani Zeus'u hayata döndüren bir skor olmuş. Onu aynen. Da söyleyelim. Ve JDG'nin oyunun başında yakaladığı bütün avantajı da geri iade ettiler. Altın farkı falan kalmadı şu anda. Mavi güçlendirmesi falan da var. Geçmiş olsun yani Renekton'a. Ulti geliyor bakalım Nocturne, burada. Nocturne karanlığı yok. Aktifleştirdi ve hop. İkinci skor da gelir bu arada. O karanlıktan sağ çıkamayacak tabii ki. Yalnız T1'ın global yarattığı etkiye yaklaşamıyor bile. JDG. Yani gene Ryze her yerde, Nocturne her yerde. Kanavi biraz dengeliyor belki Nocturne'ın etkisini ama Yago şu anda... Koridorunda takılıyor öyle. Ki yani Yago Azir'le açılamaz da bile. Açılırsa bu sefer Nocturne hani onu yakalasa bir yere giderken işler daha kötü gidecek. Diğer taraftan T1 yine bu seride yani ilk alameti şu ana kadar çok gördük hep. Bütün takımlar neredeyse ilk alameti herkesi getiriyorlar nişancılar dışında. Onlar tam tersi ilk alamete hiç bakmıyorlar bile.
Ya onun getirdiği iki barikat yerine biz zaten oraya gitmeyip 2-3 barikat alıyoruz diye düşünüyorlar belki de. Bu sefer Zeus uyanık. Bir skor daha verme istersen Kanada. Ama bu sefer güçlendirmesiz gelmiş, olmaz. Bak mavi duruyor orada, bir mavi al gel. Şimdi yalnız özellikle zonluyorlar, biraz daha canını azaltıp ilk kule altında alacaklar alameti açıp. İşte bunu yapacak çok fazla bir şey yok. Şu an Zeus yapması gereken en doğru hareketi yaptı. Kanada, geri çekildi. Kanavi alameti açmayacak mı? Herhalde daha sonra yasaklıyorlar. İyi de ilk kule altına yani alacaklar. Riskli evet, yani riskli şimdi. Oraya gitmeyi düşündüğünüz bir sonraki fırsatta, ne bileyim belki Ryze ışınlanla yetişir, belki Nocturne gelir. Şey mi düşünüyorlar yani iş zaten iyi gidiyor. Zeus'u kule altında tedirgin edelim. İkinci kule altında farmlayacağını daha önde oynasın oyunu. Dive atarız falan biraz diye daha erken, düşünüyorlar acaba. Erken şimdi. Şimdi kuleyi alırsınız, milyonlar gider ikinci kule önünde. Senin de söylediğin gibi. Evet. Bedavadan farm atar. Çalıyı da burada çalmış. Gayet iyi kullanıyor. Yukarıdaki o minyon farkı muhtemelen ilerleyen dakikalara kadar kapanmayacak. Alt koridorda yalnız Gumayiş çok ciddi bir minyon farkı elde etti. Gumayiş'in Lucian'la oyuna etkisi her geçen oyun daha da arttı. Yani şu anda direkt olarak koridorda yani bir Lucian Nami'nin olmak isteyebileceği kadar üstünler, öndeler. O işi infazı da kullandı. O ışından biraz... Regan'ın ışınlarını aldılar. Yok direkt milyon dalgasını alsın diye attılar ya. Yok salamayacaktı o milyon dalgasını orada. Hop. T1 600 altın öne geçti. Evet yani öyle aşırı büyük bir üstünlük değil açıkçası. Owner şimdi buraya gelmek yalnız istiyor. Yalnız JDG'ye 5'e 5 yapacak kompozisyon demiş ama bu kompozisyon hiç 5'e 5'e izin vermez. Sıçralar kullanıldı. Renekton ultisi aktif. Çok zor, çok zor. Ya biraz sanki belli gibiydi hasarlarının yetmeyeceği. Ellerini zorladılar. Karşılıklı sıçralar kullanıldı. Owner hala orada yalnız. Öyle Zeus ufaktan vurmaya başlamış. Owner tabii takım arkadaşına yardım etmeye devam ediyor. Kanavi kendini birazcık zor kurtardı. Zeus'un tabii üçlü kuvveti de bittiği için hasarı acayip yüksek. Yani şimdi buraya uçlanmışız. Işından da gelecek ve canlar az. Zeus da bunun farkında zaten. O da geri dönecek. Alt koridorda fark yalnız 30 milyona çıktı. Yagao nasıl 10 milyon geriye düştü abi? Ryze bu kadar gezerken. İşte cevabı Yagao'da. Bu yine touch yapmış bu oyun. Yani gerek var mı bilemedim. Ya kafasını atlayabilecek bir Nocturne herhalde çekiyor. Ama hazırsın zaten ya. Evet. Ya ultim var, QEM var. Yani kule alındı. Ana eşya olarak onu tercih etmesi bilmiyorum. Tıkarım mı gitti benim? Renekton'un hala bayağı bir altın üstünlüğü var aslında. Ama çok daha fazla olabilirdi. Yani o fırsatı birazcık harcadılar. Orta koridorda da galiba alınmamış böyle çok az canlı bir barikat var. Evet, o barikat galiba boşa gitti. Barikatlar da düşecek zaten çok az bir süre kaldı. Saniye içinde de ejder geliyor bakalım ufaktan görüş almak için nehre iniliyor artık. İkinci ejder, okyanus ejderi yine bir bulut ejderi, bulut ruhu görebiliriz bugün. Üst koridorda ulti kullanıldı. Yalnız Zeus iyi mücadele ediyor fakat Renekton kullandı burada ezik katilini ve kovalamaya devam edecek. Zeus'tan agresif bir sıçram, o agresif sıçram. Ne gerek var buna? Allah Allah. Kendisinin ölümüyle sonuçlandı. Çok güvendi hasarına. Nami ultisi kullanılıyor. Önde kalan Kanavi'ye isabetli.
Kumayushi iki kişinin canını bayağı bir azalttı. Uzaktan Q atata keseceksin zaten adamın yeteneklerinin hepsi bekleme süresinde. Çok garip adam bu Zeus. Vallahi bir gerçekten ya. Ya pasifi tetiklemek için normal atomik evet. saldırı yapayım dedi de ne gerek var abi? Öldü. Zar zor kanavi kendini kurtardı mı acaba? Kerian'ın hasarıyla bile beraber Faker skoru bulmayı başarıyor. Yagao nerede bu arada? Yani Faker buraya bu kadar erken gelebiliyorken Yagao nerede? Ultisiz geldi bu arada Faker buraya. Yagao'nun şu ana kadar hakikaten yok, oyuna herhangi bir hala açık. Katkısı Faker. Onu soruyorum ben de zaten. 3-0, 0 oldu Faker. 160 milyon ulaştı. Ve rakiplerini birer birer avlamaya devam ediyor. İkinci ejder yani fena olmayan bir dakika. Altın farklı 1500 Tivanli'ye yine bulut ruhu, yine bulut ruhu, yine bulut ruhu. Yani şurayı bir izlemek lazım tekrardan bakalım baştan sona kadar. Kan içen de var burada tabii. Öfkesini de topluyor tekrardan. Yani full öfkeyle beraber. Yani buraya sonra kadar mükemmel oynamış. Kapatma yani. Şu hamle ne? Bu ne? Hiç gerek yok. Hakikaten gerek yok ya. Düz Q atsa kesecek zaten. Zeus tarzı gameplay. İkinci alameti. İkinci alameti JDG almaya oldukça yakın. Onlar mı alacak? Evet, onlar almayı başardı. Alametin gözünü de. Kanabi teslim alacak ama JDG kovalamak istiyor. Kerya kötü pozisyonda kaldı. Kerya. Yago. Sıçra ulti pozisyonu arıyor. Evet şu ana kadar. Ya bu takım savaşının en azından. Ya bir takım savaşı gerçekleşmedi. Olaysız dağıldı diyebiliriz takımlar. Tabii ilk eşyalar geldi için herkes tarafından. Hı-hı. Bir Missing'in ana eşyası yok. Kumayushi biraz ters pozisyonda olduğunu fark etti. Hemen geri çekiliyor. Bir baktı askerler ve evet. İmparator Langur Lungur geliyor. Alameti alan taraf JDG. Ya onların tabii ki ana hedefi orta koridor kulesini alabilmek ama ona yakın değiller. İşte geri... Oo, üçüncü balonu orada patlatamadı. Patlatamadı. Zeus. Skoru da 369. Kendisine biraz zaman kazandı bu tabii orada Zeus'u görünce. 1 milyon dalgası da alıp geri dönecek. Gumayushi'yi yerine sabitlemeyi başardılar. Arındırı kullanmayacak Gumayushi. Renekton yetişemedi. Çok az girdiydi Renekton. Renekton tespit edildi. Kullanılıyor. Amaç zaten kulenin canını olabildiğince azaltmak. Kerya ultisini kullanıyor. Nocturne takip edecek. Arka taraftaki Hope'u istiyorlar ama başarılı olamadılar. Yagao'dan iki kişilik güzel bir ulti. O ultiye sıçrayla iyi cevap ama 69. arka tarafa Sarkhan 369 rakip üst koridoru bulmayı başardı. Yine de 3-4 kişinin arasında kaldı. T1 iki oyuncusunu kaybederken JDG sadece üst koridorunu kaybediyor. Hayır o... evet pardon 2'ye 1 doğru. 369 ne olduğunu özür diliyorum. Zeus ne olduğunu anlamadı galiba. takım savaşına yetişmeye çalışıyordu. Oraya bir daha bir... Sonra yoluna timsah çıktı. Harbiden yola timsah çıktı orada. Yalnız T1 savaştan o kadar güzel kaçıyor ki sadece Kerry'yi verip kurtulmayı başardılar o yola çıkan timsah bir yana. 2'ye 1 oldu. Çalı'da bekliyoruz zaten yukarıda. Hop. Yukarıda burada 4v4 dönerken yukarıda da bir 1v1 dönüyor tabii. Onur güzel gelmiş. Ama tek başına 4 kişinin arasına gidince böyle nokta önünde böyle bir dezavantajı var tabii. Ya burada Zeus'un takım savaşına katılamaması çok sıkıntı. Evet ama şey de büyük sıkıntı. Yagao bu ultiyi kullandıktan sonra Gumayushi'nin ultisi olsaymış. Yani Gumayushi ultiyi ultiyle takip etseymiş çok daha iyi olacakmış. Gumayushi'nin ultisi yoktu. Bu arada Faker'da 4-0'a geldi. Onu da söyleyelim. İki eşyası bitti. İki eşyası bittik. Üçüncü eşyadan da bir Zonya geliyor galiba ufaktan.
temeller atılmış. Hı hı. Yago şimdilik sadece dürtüklüyor rakibini. Evet. Yani hasarı çok düşük gerçekten. Gölge eve gidiyor diye tahmin ediyorum orada ikinci eşya olarak. Bakalım. Gumayışı bu arada hala dişli kamayı bir şeye çevirmedi. Genelde satıyor bu arada Gumayışı. Dişli kamayı. Şeye çevirmiyor yani. Tahsillere çevirmiyor. Ama pozisyonu biraz bozulmuş olabilir. JDG. Üçüncü ejderi giderken doğru pozisyon olan taraf. Daha avantajlı pozisyonda olan taraf ama Gumayushi infazı kullanmaya devam ediyor. 369'u gayet iyi kaydırdılar. Havaya da savurmayı başardılar Renekton ama Renekton birazcık geç düştü. Şimdi Faker da partiye katılacak ama partiyi başlatan tabii ki Onur oldu burada. Faker. Missing de düşecek ve T1 3 kişiyi birden düşürmeyi başardı bu savaşta. Yalnız Nocturne gidiyor arkasından nasıl bir ordu geliyor ya. Onur orayı o kadar güzel oynadı ki. Faker güzel yan adım attı. Ama kırmızı çarp var üzerinde. Faker bitkinlikte kullanıyor. Büyük kitabıyla birlikte. Faker düşürmeyi başaracaklar. Yalnız yanlış bir hamle geldi burada Yagao'dan. Bin altın burada Kanavi'den. Kanavi'de kalıyor. Bin altın Kanavi'de kaldı. Diğer tarafta Onur o kadar güzel oynadı ki oraya. Önce ultisini kullandı. Nocturne direkt ulti öldürdü bir kere. Takım arkadaşları zaten göremiyordu orayı. Diğer taraftan ise rakip oyuncular. Diğer taraftan ise ulti tam bitmeden önce direkt missing'e gitti oradan. Missing'e de gidince zaten yani bir anda orada özellikle Missing'in takım savaşının dışında kalması zaten hani hop bile bir şey yapamadı orada. Şu anda tekrardan T1 ufaktan böyle kontrolü ele alır gibi oldu. Bakalım. 3000 altını geçti fark. Bu kuleyi de biraz azaltacaklar. Bu işinin çıkışı sıçrısı var. Varmış. Arındırı var, falan da var. Her şeyi var. Orada her şey. Her şeyi var. Hiçbirini de kullanmak zorunda kalmadı bu arada. Tabii diğer taraftan da Ejder burada. JG tarafına gitti. Çok iyi yemlediler bu arada. Renekton'u. Yani yemlemeyi geçtim. Bir de sonrası da çok iyi yani. Ulti üstüne suya pis. Üstüne Nocturne ultisi. Harita kapandı zaten burada. Direkt kaçmaya başladı burada. 7G'li oyuncular işte burada bir de ultisini takip ediyor Onur. Üstüne Missing'in üstüne gidiyor. Faker oradan sıçrayla beraber Missing'i yok ediyor. Ki devamında Faker mı tabii biraz totemin üstünde burada geri mi döndü? Tam olarak ne yaptı? Devamını göremedik ama. Sonra arada kalıyor orada Faker. Takım arkadaşları birlikte dönmeyip açıkta kalınca da onu çok güzel avlıyorlar ve açıkçası JDG için küçük de olsa bir oyunu içeride. Gumayışı ama sıçra kullanmak durumunda kaldı. Yine yemediler. Kanavi yakalanmış olabilir. Gangplank ultisi inanılmaz hasar veriyor. Onur arka tarafta rakibini bulmayı başardı. Gumayışı çıkamayacak. Kule altında. Atamadı fıçıyı. Onur Kanavi isteyecek ama bitkinlik var üzerinde. Bitkinlikle Missing güzel yemledi rakibini. Üst koridorda da 369 Faker düşürmeyi başarmış. Şimdi ışınlan atıyor bir yere. Orta koridora gelecek. Arka tarafa ışınlan geliyor. Kesmiç'le beraber mesafeyi kapatabilir burada. Kerya'nın üzerine gitmeyi Kerya daha öldü. Mantıklı gördü. Onu Kerya geçelim. Bir yere gidemeyecek. Kovalamaya devam ediyorlar. Kerya. Bakalım. Yoksa... evet. Missing izin vermedi. Missing orada. Saçar tuğla vurdu. Yalnız Renekton da bir anda 6-3'e geldi. Çok fazla skor topladı. Topladı da Renekton'un bundan sonraki etkisi çok düşük kalacak. Biraz evvel nasıl kayıtlandığını gördük. Evet. Artık Viego fena işte. Kastı ya Kanavi. İşte orada o 1006'ın evet. Üstüne buradan da skorları aldı. O da kendine geldi ama asıl skor alması gereken dedi şu an skor alamıyor. Aphelios hiç alamıyor. Aphelios ve Azir'e gitmiyor yani. Evet. Biri 1-1, diğeri 1-4. Ya tabii birkaç takım savaşta kaldırır bu ikili. Hı. Azir Nashor'a gidiyor galiba değil mi? Takım savaşının bir kadar bir bakalım. Suya pisine güzel gelmiş üstüne ulti ile beraber. Muazzam ya. Suya pis muazzam. Gangplank ultisi de geldi. Yani şifa mifa her şey hayat tutuyor. Tabi orasını izlemiştik. Önemli olan burası. Buradaki bir 1v1. Bakalım Faker. Yani doğru da oynamış. Slap şlup. Üf. Evet yani yapacak çok fazla bir şey yok burada. Herhangi bir tek atışı kaçırmamış ama işte yani. Bu kadar çıkmış hasar. Kule düştükten sonra da ışından Kerian'ın üzerine giriyor. Kerian'ın zaten buradan çıkışı olmadı belli. Missing saçar tohumu da vurarak Kerian abi bir yere gitmesen diyor.
Altın farkı 1500. Yine T1 rakip ormanda. Üst tarafta da Kana ve 369 işbirliği var burada Faker'e karşı. Tabi bu ikili yer burada Ryze'ı. O yüzden dikkatli olması lazım. Faker'ın 3 eşya oldu. Zonya da bitti. Burada T1'ın karşısında kimse yok. Yukarıda yine işleri yavaşlatabilecek bir Faker var. Zaten Gangplank ultisi de gidiyorlar ikinci kule almaları için kullanıldı ve T1 ilerlemeye devam ediyor. T1'ın karşısında hala bir direnç hattı yok. Hayırdır? Şimdi JDG oyuncuları geldi ama şoktan inhibitörü T1 aldı bile. 4 kişi buradayken niye hiç cevap vermedi ki burada JDG? Ya JDG makro olarak çok büyük gol yedi ya. Kanavi son anda. Ya hala oradalar. Ne başardı? Şimdi ama ultisi de yok Renekton için. Kanavi ilkinden çıkmıştı ama bu sefer. Neden? Bu sefer o kadar başarılı değil, o kadar şanslı değil. Kanavi'yi düşürmeyi başarıyorlar. Faker sıra bende diyor bu sefer. Ama 369 ile içeri girecek. Kim acaba hava giden avlanacak mı burada? Faker kovalıyor 369. Çok zor Faker. Skoru bulmayı başardı burada bile bir de. Ölmedi. Güzel bir sıçra. Geliyor Faker'dan. Vahşi bir yok, niye var Jake'in üzerinde? Hala görmediler. Hala görmediler. Ulti kullanıldı. Faker. Faker, Playmaker. Totem de atlar aslında oraya. Belki geri dönerse görürüz vesaire diye ama. Tabii diğer tarafta T1'da boş durmuyor. Onlar da 6. kuleyi aldılar diye tahmin ediyorum. Evet, bütün dış kuleleri aldılar. Bir de üstüne ejder. 4000 altın fark var ve daha önemlisi oyun kontrolünü tamamen ele geçirdi T1. Bu ejderle Bulut Ruhu'nun da kıyısına geldiler. Nocturne'u inanılmaz takip ediyor T1. Bir buçuk eşya fark var. Sadece Gumayşu ile Hope'un arasında. Yani bu zaten iki seviyede fark olmuş. Arada kapatmak istiyor hemen. Shurelia'yı kullandı Missing. Mesafeyi açmak için Faker. Yalnız buraya bir Namu ultisi falan gelirse şöyle yan taraftan. Faker yalnız 4 kişinin arasında bu sefer. Gidebileceği bir yer var mı bakalım? Kronometreyi kullandı. Gangplank ultisi can yakmaya devam ediyor. Faker düştü peki T1. Takım savaşında geri kalan oyuncuları alabilecek ama hayır. JDG gayet iyi oynadı şu ana kadar burayı. Yagao arka tarafta. Onun üzerine gitmeye çalışıyor. Güzel de bu ulti. Bu sefer hatayı yapan Faker oldu. Gumayşi toparlamaya çalışıyor ve 2-2. Şimdiye kadar başarılı gibi. Alt koridor, üst koridor ve orta koridor ikilisine karşı. Keria'nın sıçrası var bu arada. Ayrıldılar. Ayrı düştü Keria ve Gumayşi. Nereye sıçrayacak abi? Zaman kazanabilir. Kulede yok. Yalnız bayağı açtı mesafeyi. Evet, zaman kazanınca kendisini de şimdi böyle bir suya pis atar. Oradan da bir hareket hızı kazanır. Yagao şimdi askerler gelince dibine gider onun. Aa. Yani Keria denedi bir şeyler ama kuleye mi ölmeliydi acaba? Gumayushi rakibini görmeyi başardı. Gumayushi de ateşle oynuyor. Üste dönüşünü iptal etti. Alt koridorda çünkü. Ya milyonlar kuleleri vurmaya devam ediyor. Burada bu kadar uzağa kaçmak yerine şöyle ufaktan yaklaşsaydı belki Keria'yı hayatta tutabilirdi. Veyahut da en azından bir skor takası bile sağlayabilirdi ama çok da fazla. Hemen Baron'a gidecek T1. JDG orayı kontrol edebiliyor mu? JDG evet burada bir şeylerin ters gittiğini fark etti. Yani Faker'ın pozisyonu yine bozuk. Canlar az. Yagao ve... Evet. 369'da Yagao'nun canı yok ki. Ama 369 döner şey atar. Teleport atar. Savaşlar çok acayip geçiyor ya. Gerçekten... Fazla iyi takım savaşı yapıyor takımlar. Aynen öyle. Yalnız esas golü JDG buradaydı ya. Yani bu inhibitörü nasıl verdiler beleşe? Ki Nexus Kulesi'nin biraz canı gitmiş orada. Yani Zeus. Ya Nexus Kuleleri can dolduracak inhibitör de zaten. 40 saniye sonra doğuyor.
Tabii ışınlanı olan 369'u alt koridora gönderdiler. 369 16. seviyeye geldi. Asıl olay birazdan Gangplank'in ebedisi bitiyor. Evet. Yani az önce bir hani ön izleme gördük aslında. Faker'ın kronometresinin üzerinde toplanmıştı herkes. Varil bayağı bir üzdü orayı. Tahsilleri de var Gangplank'in. Paramparça eder vallahi. Evet, artık bana bir görüş başlayayım. Küresi kalmadı. Gumayishi kendi burada ufak ufak gösteriyor takım arkadaşları. Onun yokluğunda Baron'u rahat bir şekilde alabiliyor çünkü. Çıkmayı başaracak Gumayishi buradan ve Baron'u da almayı başarıyorlar. Düşmedi. Karanlık aktifleştirildi ama içeri girmiyorlar hala. Faker ultisini kullandı ve herkesi Baron alındıktan sonra burada uzaklaştı. Kanavi yakalanıyor. Kanavi beklemiyordu burada daha ultisini. Ve yandan çıkan Gumayishi onu bayağı bir üzdü. Faker yakalandı. Hissediyor şu an Faker. İnanılmaz bir hareket hızı var üzerinde. Oho! Varil yardı geçti orayı. Yok etti. 3-9 arkadan atlama yeterli değil. Herkes hayatta ama JDG için aynısını söyleyemiyoruz. T1 oyun bitti oyun. Tek bir savaşta oyunu kazanmayı başaracak 3. maçta T1'da. Zeus orada alanla herkese 1500 falan vurdu. Yok etti orayı. Ebedi kılıç bitince ne olduğunu gördük o varillerin. Varil değil nükleer silaha dönüşüyor bir anda. Varil değil çar bombası patlıyor ya. Ve burada Baron'la birlikte bakalım. Ebedisiz attı onu bir de. Yani ebedisiz attı. Evet. Müthiş bir combo geldi oradan gerçekten ve T1 ikinci oyununda kazanıyor ve bunu iki tane ekstra şampiyonla beraber yapıyorlar. Nocturne artık Gangplank'le ve Faker'ın oyuna skor anlamında dahil olduğu bir oyunda yaptılar. Yani bu takım harbiden Ryzen etrafında ki Faker'ın önderliğinde acayip bir seviyeye çıkıyor.